Yeni bir Franchise Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda yine üyelerimizden Mr. Kumpir firmasını size tanıtacağız. Mr. Kumpir firması kurucu ortaklığında yaptığım, ondan sonra Kumpir üstüne kurulmuş bir firma. Bugün firmamızın genel müdürü Fatih Demir Bey'i misafir ettik. Fatih Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum abi. Evet, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Fatih Demir ben. Mr. Kumpir'in genel müdürüyüm. Evet. 1983 yılında İstanbul'da doğdum. Üniversitenin mühendislik fakültesinden mezuniyetim var ama aynı zamanda işletme yüksek lisansına da sahibim. Evli, 3 çocuk babasıyım. İyi. Uzun zamandır bu firmadasınız. Evet, bayağı oldu. yaklaşık 2010 yılının ortalarından itibaren sürece başladık. Evet, evet. Şimdi Mr. Kumpir firması, bahsettiğim gibi kurucusu da olduğum bir firma. 2006 yılında arkadaşlarımızla kurmuştuk. Hani derler ya, bir masa iki sandalyeyle kuruldu. Evet, öyle kuruldu. Ama maşallah o dönemden bu döneme çok yol kat etti. Yurt içinde, yurt dışında birçok noktada franchise'ları oldu. Hatta bununla ilgili ödül de aldı. Şimdi Fatih Bey onları bize anlatacaktır mutlaka. Şimdi firmamızı, kuruluşu, gelişimi sizden dinleyelim. Aslında başlangıç tabii ki çok önemli, kıymetli. Sizinle beraber olmuştu. Sizin anlattıklarınız, o süreç içerisinde yaşadıklarınız bizim için de bir ilham kaynağı oldu. 2006 yılında kurulan Mr. Kumpir, gerekli marka tescilli işlemlerini başlattıktan, konseptini çizdirdikten sonra 2007 yılının ortalarından itibaren franchise vermeye başladı. Franchise verirken de Mr. Kumpir yatırımcıların talepleriyle karşılaştı ve bu taleplerde kayda değer taleplerdi. İlk şube Kadıköy'de, ondan sonraki şube Almanya'da derken yurt dışında işte İsviçre'den gelen talepler, hep sizden gördüğümüz, yaşadığımız süreçler. Ve buralarda bizim için de dediğim gibi bir ilham kaynağı oldu. 2010-2011 yılından itibaren de konsept yenilemesi, gerekli mimari dizaynlar, yenilemeler, operasyon, el kitapları derken Mr. Kumpir'e daha kurumsal bir çerçevede yaklaşmaya başladık ve bir kurumsal kimlikle franchise'larımızı vermeye başladık. Dolayısıyla bu süreçten itibaren aynı zamanda tabii ki yapı olarak biz organik büyümeyi de benimsedik. Kendi restoranlarımızı açtık, gerek alışveriş merkezinde, gerek caddelerde. Bu restoranların operasyonlarını yürüttük ve aynı zamanda da gelen franchise taleplerini bu doğrultuda değerlendirdik. Şimdi tabii aşağı yukarı dediğim gibi 2006-2007'den beri franchise veren bir kuruluş. Bir dönem kendi yerlerinde açtı. Kendi yerlerini daha sonra devretti. Şu an hali hazırda yok zannedersem. Evet, yok. Zaten franchise firması franchise ile yürümesi gerektiğine inanan bir insanım ben de. Peki, operasyonlarımız nasıl gidiyor? Yurt içi, yurt dışı, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Çok keyifli, onu söyleyebilirim. Çünkü yeri geliyor, bazen gelen talepler içerisinde bir bakıyoruz, dünyanın çok ücra bir yerinde kendine yatırımcı internete girmiş, farklı bir iş arayışın içerisinde araştırmalarını yapıyor. Tabii ki özellikle gıda sektörüne geliyor. Gıda sektörü ölmez meslek. İnsanlar bugün her şeyden vazgeçerler ama yemeden içmeden tabii ki vazgeçemezler. Ki fast food'da hem ekonomik hem hızlı yiyecek kategorisinde önemli bir değer oluşturuyor gıda sektörü içerisinde. O süreçte de Kumpir'le karşılaşıyorlar ve Mr. Kumpir'in de yurt dışında farklı ülkelerde franchise'ları olduğunu görüp hemen Mr. Kumpir'e talepte bulunuyorlar. Az önce dediğim gibi yani mesela ben iyi unutmam kolay kolay, biz bu sürece ilk başladığımızda bundan yaklaşık 14 sene önce işte bir yatırımcı bir yerden bir talep gönderdi. O zamanlar bilmiyordum Macao diye bir yerden. Bir baktık, haritayı açtık, Macao nerede? Çin'in özel cumhuriyetiymiş vesaire. Dolayısıyla kendi bölgesinde farklı bulunmayan, ondan sonra avantajları olan, diğerlerinden sıyrılmış bir ürüne ve bu ürünle beraber doğru bir markaya yönelmek
hemen hemen bütün yatırımcıların ortak noktası diyebilirim. Şimdi tabii yurt dışına çıktığımızda özellikle Mr. Cooper'de şunu çok net olarak gördük. Bu dünyada insan et sevmeyen insanı gördük. Tavuk sevmeyen, balık sevmeyen ama patates sevmeyeni görmedik. Herkes patates seviyor. Bir de patatesin bir özelliği var. Dünyanın her yerinde çok rahat bulabiliyorsunuz. Ama büyüğünü ama küçüğünü bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla operasyon olarak da çok rahat yapılabilen bir operasyon. Dolayısıyla böyle düşünceyle hareket edersek yurt içinde veya yurt dışında maliyetlerimiz ne oluyor şu anda? Şimdi operasyonel süreçlere girdiğimiz zaman tabii ki her markanın kendine has bir içeriği, konsepti, dekorasyon şartnamesi, teknik özellikleri, iş yapış şekli olmalı. Günün sonunda franchise yapan zaten franchise zincirinin özellikleri bu halkaların birleşmesiyle oluşuyor. Kendine has bir iş yapış şekli. Bizim de Mr. Cooper olarak kullandığımız, restoranlarımızda kullandığımız ana ürün tabii ki patates, tereyağı ve kaşar. Baktığınız zaman kumpire lezzet veren ürünler. Evet. Bizim gerek yurt içinde olsun gerek yurt dışında olsun bu ürünlerle alakalı çalıştığımız tedarikçi firmalar var. Çünkü bizim konseptimize, işte el kitabımıza, içeriğimize göre kullanmamız gereken cinsler, gramajlar, özellikler belli. Dolayısıyla bu noktada bu ürünlerle belirlenmiş olan tedarikçilerle çalışıyoruz ve franchise'larımızın da çalışmasını sağlıyoruz. Hal böyle olunca maliyetler de daha kontrollü hale geliyor. Gerek ürün bazında, gerek kurulum bazında. Dolayısıyla yatırımcılar için doğru bir konsept ve aynı zamanda yatırımı düşük bir maliyetli konsept ama aynı zamanda avantajlı bir konsept. Müşteriler için de baktığınız zaman hem sağlıklı hem doğal hem taze salataları bulunan, içerikleri bulunan ve patatesin en sağlıklı hali diyebiliriz. Yani baktığınız zaman mesela 100 gramlık bir ekmek içerisinde 350 kalori vardır ama 100 gramlık fırınlanmış patates içerisinde 97 kalori vardır ve bu sağlık için çok önemli bir avantaj. Tabii zaten Kanada'da hatırlıyorum özellikle sağlıklı olduğu için çok tercih kesinlikle edilmişti. Evet, evet. Yani kızartma yok, şu camlara yok, bu yok, falan filan. Evet, evet yani neticede bu sağlıklı olması atadan kalma, çok eski zamanlardan kalma çok usullerle fırında patates yapılması. Babaannelerimiz, evet, ninelerimiz, evet, patatesi, son derece sağlıklı. İşte fırınlayıp. Evet. Kabuğunu soyarlardı, bize verirlerdi. Babalarımıza, evet, biz görmedik gerçi ama babalarımıza verirlerdi. Biz de işte aslına bakarsanız yani bir yandan da bize ait olan bir ürün tabii ki yani kumpir. Kumpir evet. Biz Türk yurt dışına çıktığımızda farklı bölgelerde, farklı ülkelerde, farklı taleplerle de karşılaşıyoruz. Mesela işte İngiltere'ye gittiğimizde oradaki bir bakıyoruz ki genel itibariyle işte coleslaw kullanılan bir salata veyahut da Avrupa'nın farklı ülkelerine gittiğimizde tereyağı bakış açısı son derece dikkatli ve kullanmak istemiyorlar. Dolayısıyla ona göre bir içerik üretmek icap ediyor. Ama günün sonunda temel maddemiz ürün bazında patates olduğu için bir et olmadığı için maliyetlendirme aşamasında uygun. Dolayısıyla satış fiyatları da ekonomik diyebileceğimiz noktalarda ve müşterilerimiz de o yüzden memnunlar. Evet. Tabii şimdi en güzel tarafı Fatih Bey'in de bahsettiği gibi içeriğiyle çok rahat oynayabiliyorsunuz. Siz Kıbrıs'ta açtığınız zaman ki açtığımızda hellim peynirini çok seviyorlar. Hellim peyniri konuldu. Kanada'da hiç unutmuyorum içine ananas koydular. Evet. Orada ananaslı pizza çok seviliyormuş. Kazakistan'da kahvaltıda bile et yiyorlar. İçine et koydular. Dolayısıyla Kayseri'de de pastırma koyduk. Yani doğru, istediğiniz gibi içeriğiyle oynayabiliyorsunuz. O da insanların yerel zevkleriyle uyuştuğundan dolayı son derece kabul gören bir ürün haline geliyor. Peki ortalama bir maliyetimiz ne olabilir? Ben bir dükkan açmak istediğim takdirde.
Şöyle, bizim... AVM veya cadde dükkan fark ediyor mu? Tabii ki fark ediyor. Bizim konseptlerimiz alışveriş merkezleri, cadde mağazaları buralarda kurabiliyoruz. Evet. Baktığınız zaman kiosk konsepti, işte alışveriş merkezinde food court katında fast food konsepti, bir de cadde üzerinde dilersek diğer ürünlerin de bulunduğu. Minimum kaç metrekare arıyorsunuz? Minimum baktığınız zaman 15 metrekare bizim için yeterli kiosktan başladığımızda. Evet. Ve bu da yatırımı gayet cazip kılıyor. Çünkü temelde kumpir var. Kumpirin dışında menüde başka bir şey AVM'de yok. AVM'de dükkan olursa 25-30. Aynen öyle. Caddede abi. Oturma biraz herhalde 100 metrekareye kadar. O metrekareye göre değişiyor. Bir de aynı zamanda düşündüğümüz menüye göre değişiyor. Şimdi baktığınız zaman kumpirin dışında cadde restoranları için özellikle dışarıda bir bahçe alanı olduğu için aynı zamanda içeride bir mutfak olmasından mütevellit her üç öğüne de hitap edebilecek ürünlerimizi de değer olarak restoranda menümüzde tutabiliyoruz. İşte kahvaltı için tost çeşitleri olabilir veyahut da öğlen ve akşam servisleri için yine bizim Mr. Kumpir olarak geliştirdiğimiz tavuk, kumpir, salata tarzında işte farklı soslarla soslanmış menü tipleri olabilir. Onun dışında işte waffle gibi tatlı çeşitleri olabilir. Bölgeye göre mesela yazlık bölgelerde havaların sıcak olmasından dolayı işte dondurma, frozenlar tarzında tabii ki dükkanın müsaitliği de önemli. Bunlar da menüye konulabiliyor. Ki bunların hepsinin, hemen hemen hepsinin bizim operasyonel kitabımızda, reçetelerimizde, içeriklerimizde, bizim iş yapış şeklimize göre bir formülizasyonları mevcut. O zaman bir cadde konseptinin aşağı yukarı bir ortalama maliyeti ne olabilir? Cadde konseptinin ortalama maliyeti şu anın koşullarıyla tabii ki her şey artık değişti. Fiyatlar baktığınız zaman hiçbir şey yerinde durmuyor. Ama 1 milyon lira ile 1 milyon 250 bin lira arasında diyebiliriz. Uygun. Tabii. Yani uygun çünkü yani bugün diğer baktığınızda, başka maliyetlerle karşılaştırdığınızda evet yani şu evet. Şu günün şartlarında evet. Gayet uygun. Aynen öyle. Bir de yani aslına bakarsanız karlılığı gayet yüksek bir ürün ve konsepte dönüştüğü maliyeti zamanda, düşük çünkü. Evet, maliyeti, ürün maliyeti düşük. İşte %67'lere varan bir brüt karlılığa sahip, ondan sonra kiralar, işte genel giderler vesaire, yönetim giderleri bunlar didakt edildikten sonra geriye kalan net karlılık gayet iştah açıcı oluyor. Dolayısıyla bu da yatırımı cazip kılıyor ki artık bazı şeyler ülkemizde tabandan tavana kıyaslanmaya başladı. İşte bende bu var ama bunun değeri de bu kadar diye. Şimdi bugün baktığınızda 2015-2016 model bir araç fiyatından daha cazip para kazandıran bir işletme. Evet. Dolayısıyla yatırım yapabilecek herkes bu işe gönül rahatlığıyla girebilir. Ne kadar zamanda geri dönüyor diyelim? Şöyle, tamamen bölgenin dükkanın konumuyla alakalı, yani konseptin konumuyla alakalı. Bizde ilginçtir, 5 ay içerisinde yatırımını geri döndüren şubelerimiz de oldu. 12 ay içerisinde geri döndürenler de oldu. 18 ay içerisinde geri döndürenler de oldu. Ama günün sonunda baktığınız zaman temelde kâr edebilmek adına ürün ve konsept size o imkanı veriyor. Yine söylüyorum, maliyeti düşük. Yani tabii canım, ürün, yani Türkiye'de en pahalı şey şu an et. Yani et koymadan ürün satıyorsunuz ve aşağı yukarı aynı menü fiyatlarıyla rekabet ettiğiniz. Aynen. Dolayısıyla bu bir avantaj. Peki AVM'lerde anlaşmayı siz mi yapıyorsunuz yoksa franchise adayı mı kendi buluyor? Nasıl bizim, yapıyorsunuz? Bizim için hiç fark etmez. Yani alışveriş merkezi yönetimi, zaten alışveriş merkezlerinde genel itibariyle şubelerimiz olduğu için onlarla irtibat halindeyiz. Dolayısıyla bu noktada alışveriş merkezi, işte bizim bayimiz, biz bu üç taraf doğrultusunda hangisi uygun ise biz onun üzerinden hareket ediyoruz. Yani günün sonunda biz şuna bakıyoruz. Yatırımcımızla direkt kira sözleşmesini imzalamış olsa veyahut da bizden alt kira sözleşmesini de imzalamış olsa o dükkan bizim dükkanımız. Evet. Bizim o dükkanımıza bakmamız icap eder franchise veren olarak. Dolayısıyla biz bu noktadayız.
Nerelerde varız? Bir de onu sorayım. Nerelerde varız? İstanbul'da varız tabii ki. Yurt dışında evet, özellikle. Yurt dışında güncel olarak mesela yakın zamanda Hollanda Den Haag'da açtık. Evet. Çok şükür nazar değmesin gayet iyi gidiyor. Hatta evet, yatırımcımızla yakın zaman içerisinde bir görüşmem de oldu. Muhtemelen bir ziyaret tertip edeceğiz oraya ve orada talepte bulunan bazı adaylar varmış. Onlarla bir görüşmelerimiz olacak. Yani bir süreçte muhtemelen oraya artı dükkanlar katacağız diyebiliriz. Ürdün'e yeni açtık galiba. Ürdün'e yeni açtık. Master Franchise anlaşmamızı imzaladık. Yakın zamanda yine Mısır'da bir yatırımcıyla ön protokolümüzü imzaladık. Onlar da haftaya inşallah bir mani olmazsa burada olacaklar. Ana sözleşmemizi imzalayacağız. Master Franchise olarak imzaladık. 10 dükkan birden açacaklar. Yerleri de belirlendi. İşte Aleksandria olsun, Kahire olsun. Dolayısıyla yurt dışı operasyonları devam ediyor. Yeri gelmişken inşallah sizi de götüreceğim tabii ki. Yeri gelmişken şeyi de söyleyin isterseniz. Bir ödül almıştık bununla ilgili evet, olaraktan. Evet, evet, evet. Yani dediğim gibi yani bu işin gurur verici tarafı gerçek anlamda. Mr. Kumpir'in bu şekilde talepler alıyor olması bizi de iştahlandırıyor ve gönül rahatlığıyla işimizi severek her tarafa koşturuyoruz ve sizin de söylediğiniz gibi 2012 yılında Mr. Kumpir bu sektörün önemli katkı sahibi olan UFRAT tarafından, Türkiye Franchise Derneği tarafından ödüllendirildi. Küresel Franchise Ödülü verildi. Yurt dışında büyüyen en iyi evet, marka, franchise veren evet, gıda markası evet, ödülünü evet, almıştı. Evet. Bu da gurur verici. Peki bir işletmede kaç kişinin çalışması lazım? Cadde mağaza veyahut da AVM. Evet, yine tamamen konsepte, konseptin bulunduğu lokasyona ve metrekareye göre değişiyor. Ama velakin işte baktığınız zaman 3 kişi de olabiliyor bazı işletmelerde. Bazı işletmelerde 7 kişi de olabiliyor. Bazılarında 9 kişi de olabiliyor. Ama 2 kişinin çalıştığı işletmelerde olabiliyor. Dolayısıyla bu tamamen lokasyonla alakalı. Günün sonunda şöyle bir durum var. Biz franchise veren olarak franchise'larımıza, franchise'ı alan kişi dahil olmak üzere eğitimleri A'dan Z'ye veriyoruz. İşte ürün yapılışları, prosedürler, kalite, servis, temizlik, saklama koşulları, hijyen koşulları gibi eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda işletme yönetim sistemiyle alakalı eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda stoklarını kontrol etmeleri için işte haftalık, aylık karlılıklarını zamanında kontrol etmeleri için bir raporlama yapıyoruz. Raporlama tekniğinin eğitimini veriyoruz ve onları kullanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda restorana da kontrol olaraktan restoran otomasyon sistemi yerleştiriyoruz. Kendileri anlık olarak işin başında olmasalar dahi uzaktan restoranın durumunu, satışlarını, stoklarını vesaire görebiliyorlar. Evet. Peki vereceğiniz kişilerde aradığınız özellikler mutlaka vardır. Tabii ki var. Temel özellikler baktığınız zaman her iş için, bu sadece benim şahsi kanaatim, bu sadece Mr. Kumpir için değil, bütün işler için işletmeci, yatırımcı işin başında olmalı veyahut da işin başında olacak düzeyde o işi takip ediyor, kontrol ediyor olmalı. Ama onun dışında eğitimle alakalı kısımlarda dediğim gibi biz gerekli destekleri verdiğimiz için çok şey değil, aradığımız bir özellik değil. Yeterli finansmana sahip olması tabii ki önemli. Yani illa işin başında olacak diye bir şey yok. Biz çünkü gerekli raporlama sistemini de kendilerine sunuyoruz ama işin başında olmaz ise eğer o eğitimlere de uyması tabii ki işletmenin selayeti açısından, sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Çünkü kontrol etmediğiniz iş sizin değildir. Tabii. Bu sadece Mr. Kumpir için değil, bütün işler için geçerli. Yani. Tabii. Peki franchise alan kişiye daha sonrasında ne gibi destekler veriyorsunuz? Artı denetlemenizi ne şekilde yapıyorsunuz? Bizim haberli habersiz denetlemelerimiz var. Onun dışında franchise alan yatırımcımıza
açılış öncesi ve açılış sonrası desteklerimiz var. Açılış öncesinde az önce saydığım noktalarda desteklerimiz var. Açılış sonrasında işletmeyi kendisi kontrol edene vakit biz orada bulunuyoruz ve kendisi tamam artık ben her şeyi kavradım, öğrendim, siz gidebilirsiniz dediği vakit dönüp geliyoruz ve ondan sonra denetleme süreci başlıyor. Denetleme süreciyle beraber baktığınızda tedarikçi firmalarımız zaten bizim belirlediğimiz ürünleri götürmekle yükümlü ve franchise'larımızın da onları almasını istiyoruz sistem dışına çıkmamak adına. Baktığınız zaman işte tanıtımla alakalı desteklerimiz var. Onun dışında sürekli anlık bir ihtiyaçları olduğu vakit ya bizim işte çok acil eğitime ihtiyacımız var. Bununla alakalı eğitimlerimiz var. Ki Mr. Kumpir'i bu noktada farklı kılan taraflardan bir tanesi de Mr. Kumpir'in yurt dışında edindiği tecrübe. Yurt dışında edindiği tecrübeleri de franchise noktalarına bir artı değer, katma değer olarak yansıtan bir markadır Mr. Kumpir. Dolayısıyla işte işin marketing kısmında, tedarik kısmında, operasyonel kısımlarda, insan kaynakları noktasında birçok noktada bizim desteklerimiz devam ediyor. Tabii yurt dışı tecrübesi çok önemli. Yine yani bunu çok defalar yaşadık ama özellikle Kazakistan'daki franchise'ımız dedi ki bizim ustamız, yani müsaadenle ben anlatıyorum. Ustam bir hafta sonra ayrılacak, ne yapabilirim dedi. Dedik de yeni ustan ne zaman geliyor? İşte o da bir haftaya kadar gelecek ama işi bilmiyor. Hiç sorun değil. Bizdeki ustalarımız Joker ustalar var. Joker ustalar dünyanın dört bir tarafına uçabiliyor. Anında uçak biletini istedik, yatacak yeri ayarlayın dedik. Gitti, iki hafta eğitimleri aldı hiçbir ücret almadan. Ondan sonra operasyon tamamladı, geldi. Bu Joker elemanlarımız bizim çok güzel. Var, yani onun yanı sıra aynı zamanda biz yatırımcılara şunu da söylüyoruz. Bizim işte Türkiye'nin farklı yerlerinde, İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde restoranlarımız mevcut. Buralarda da biz gerekli eğitimleri aldırabiliriz. Ola ki siz işte programı şey yapamadınız, ayarlayamadınız. Buraya geldiğiniz vakit aynı süreçler burası için de geçerli. Peki Fatih Bey, yani biz başladığımız zaman 2006 yıllarında Kumpir çok revaçtaydı. Çok da firmalar vardı. Ortaköy'ün dışına çıkmıştı artık Kumpir olayı. Ama son dönemde çok markalar göremiyorum artık. Ne diyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir? Yani aslına bakarsanız pandemi ile beraber tabii ki üzerinden bir işte 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bazı hasarlar bazı sektörlerde görülebiliyor. Pandemi ile beraber bazı firmalar piyasadan çekilmiştir. Aynı zamanda aslına bakarsanız pandemi sonrasında da işte ekonominin değişkenliği de firmaları veyahut da yatırımcıları belli noktalara itmiştir. İşte veyahut da geri çekmiştir. Bu da olabilir. Ama günün sonunda daha akıllı, daha sağlam veyahut da işte baktığınız zaman işini yapılabilecek düzeyde tutmak her zaman için en doğrusu. Bizim burada franchise'larımızla olan ilişkilerimiz artık bir aile gibi baktığınızda biz onların her zaman yanındayız. Sıkıntıları zamanlarında yanındayız ana firma olarak. Dolayısıyla bu ne demek? İşte pandemi zamanında veyahut da sonrasında belli desteklere ihtiyaçları olduğu zaman biz bu destekleri sonuna kadar sağlıyoruz demek. Onun dışında Mr. Kumpir'in zaten kendi iç işleyişiyle beraber franchise'lara sunduğu az önce bahsettiğim destekler de söz konusu. Franchise'ını üzmeyen ve ezmeyen bir yapı. Hal böyle olunca da sürdürülebilirlik daha da her iki taraf için verimli hale geliyor. İş yapış şekli verimli hale gelebiliyor ve sürdürülebilirlik oluşuyor. Böyle olduğu zaman da franchise noktaları da, franchise verenler de ayakta kalabiliyorlar. Evet. İşte ekonomi bazen böyle elek gibi
Bunun ismini isterseniz pandemi koyun, isterseniz ekonomik kriz koyun, ne koyarsanız koyun. Bazen elek gibidir. İşte güçlü olan firmalar üstte kalır. O silkelemeden. Bir de değişmek lazım. Evet. Yani ortama uymak lazım. Kesinlikle. Zamana göre. Karşı taraf ne istiyor? Ki bizim işimizde derken yani kumpir içinde özellikle karşı tarafın ne istediğine, ne talep ettiğine bakıp ona göre hareket etmek çok çok önemli. Kesinlikle. Yani o da, iş yapış şeklinizi de, lafınızı bağlı kesin, iş yapış şeklinizi de ona göre değiştirmeniz icap eder. Çünkü değişmenin kültüründe de değişmek vardır. Yani, tabii ki. Dolayısıyla baktığınız zaman mesela bizim şöyle bir anekdot paylaşabilirim sizinle. İşte sürece ilk başladığımızda cadde mağazaları çok revaçtaydı ve yatırımcılar taleplerini hep bu yönde bildiriyorlardı. İşte şu caddede yer var, burada açacağım. Daha sonrasında alışveriş merkezleri ciddi anlamda ön plana çıktı. Çünkü önemli çekim merkezleri buraları. Pandemide tekrar caddeye döndü. Ama şimdi mesela bizim son açtığımız işte iki restoran, iki satış noktası, kiosk. Yani bu ne demek? Yatırımcı işte hem o noktayı bulabiliyor çünkü önceden bulamıyordu da. Yani baktığınız zaman. Hem bulabiliyor hem de yatırım maliyeti daha uygun ve kumpir orada farklılık yaratıyor Mr. Kumpir olarak. Ona talepte bulunmaya başladı. Mesela az önce bahsettiğim Mısır'la alakalı anlaşmasını, protokolünü imzaladığımız 10 nokta kiosk noktası. Mr. Kumpir'in böyle bir avantajı da var. Yani yere göre metrekare şekillenebiliyor. Dolayısıyla yatırımcı yer potansiyelli ise tabii ki bu potansiyel her iki taraf için de faydalı olacak. Hem markaya bir katma değer yaratacak hem de yatırımcının karlılığını üst düzeyde tutacak. Yer potansiyelli ise Mr. Kumpir'in konseptleri işte kiosk veya food court'ta mağaza veya cadde üzerinde bir mağaza tipi olaraktan değişebiliyor. Yatırım maliyeti düşük, kar marjı yüksek. Yatırımcı daha ne ister? Yani. Peki Fatih Bey, o zaman önümüzdeki dönem hedeflerimiz neler? Bir de ondan bahsedelim. Şöyle, biz az önce söylediğim gibi ilk başta sürece organik büyüme ile başlamıştık. Kendi mağazalarımızı, kendi restoranlarımızı açtık. Daha sonrasında o restoranları franchise'larımıza devrettik. Ve franchise sürecine başladık. Şimdi bizim artık değişen dünya ile beraber markamızın da gelen talepleri doğru değerlendirebilmek adına yurt dışında olsun, yurt içinde olsun franchise taleplerini daha değerlendiriyor olacağız. Mesela yurt dışında işte şu anda görüştüğümüz bir iki ülke var. Oralarla alakalı master franchise talepleri var. Onların iş modelleri üzerine, iş planları. Peki bu arada şunu sorayım. Franchise mi, master franchise mi? Bizim için master franchise. Başkasını bilemem ama bizim için master franchise. Çünkü sağlıklı büyümenin temeli doğru operasyonda yatıyor. Biz bazı ülkelerde tek noktaları açtık. Tabii ki o noktalar bir test noktası gibiydi aslına bakarsanız. Yani insanların bilmediği bir ürün. Bir de o anki şartlara göre öyle gerekiyordu. Bir de insanların bilmediği bir ürün. İlk defa karşılaştıkları bir ürün. Dolayısıyla o test noktalarını açarken ürünü gözlemlemek istedik. Müşterilerin tepkisini gözlemlemek istedik ve buralarda verimli datalar elde ettik. Mr. Kumpir'imiz için. Markamız için. Akabinde iş yapış şeklimizi o bölgeler için veyahut da işte farklı bölgeler için master franchise olarak büyüme üzere modelledik. Dolayısıyla yurt dışı için tabii ki Türkiye'de ve dünyada Altınşehir Gıda olarak Mr. Kumpir markasının hak sahibi biziz. Türkiye'deki franchise'larımızı, franchise noktalarını biz zaten tespit ediyor, belirliyor ve süreci yatırımcılarla biz direkt olarak beraber yürütüyor oluyoruz. Ama yurt dışı için kesinlikle master franchise diyebilirim. Doğru olan iş modeli bu çünkü.
O zaman önümüzdeki dönemde Türkiye'de yine franchise'larla devam ama yurt dışında da master franchise'la İnşallah. Yolumuza devam edeceğiz diyorsunuz. Evet Fatih Bey, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz misafirimiz olduğunuz için. Çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz Mr. Kumpir firmasından Fatih Demir Bey'di. Kendisine geldiği için teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da farklı konuklarla sizinle olacağız inşallah. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından yaptığımız yayın sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.